daha uzun haliyle Hatice Aydan Esmer Ligir Kaplan, ama siz bana Aydan Kaplan diyebilirsiniz. Ya da daha kısa Aydan diyebilirsiniz, ama daha da kısaltmayın. Biz MEBAT olarak kendi adımıza matematik farkındalık toplantıları düzenliyoruz. Bu toplantılarda her hafta bir konuğumuz oluyor. Bu konuğumuz kendi deneyimlerini paylaşıyor. Bu haftaki konuğumuz Hasan Basri Ünsür öğretmenimiz. Hasan Basri biraz sonra kendini tanıtır ama ben bir giriş yapmak isterim açıkçası. Hasan Basri neden burada öncelikle? Kendisi Gazi İlköğretim Matematik 2020 mezunu ve KPSS'de birinci oldu. Gururumuz oldu ama sadece o değil. Birçok arkadaşımız dereceye girdi. Hatta burada da 2021 KPSS'sine girip de dereceye giren arkadaşlar da var. Yine onlara da az çok söz vereceğiz fırsatımız olursa. Hepsi bizim açımızdan birer gurur örneği. Kendisi deneyimlerini paylaşabilir misin kendisine diye sordum. Sağ olsun hiç kırmaz. Hasan ne desen tabii hocam, tabii hocam diye hemen tabii hocam yardımcı olurum dedi sağ olsun. Kendisi deneyimlerini anlatacak. Ama birkaç nokta belirtmek isterim. Biz kimiz? Biz MEBAT'ız. Ben Gazi Üniversitesi'nin araştırma görevlisiyim. Lisans öğrencilerinde matematik eğitiminde bilimsel araştırmalar topluluğunun topluluğunu kurduk. Ve bu topluluk vasıtasıyla bilimsel araştırma nasıl yapılır? Neler yapabiliriz? Bir proje çıkartabilir miyiz? Bir bildiri, bir makale çıkartabilir miyiz? Daha yolun başındayız. Bunlara yöneldik. Ama bir ayağımız da kendimizi geliştirmek adına böyle sohbetler gerçekleştirmek. İkincisi Hasan Hocam vasıtasıyla olacak ve kendisi KPSS'de nasıl birinci olduğuna yönelik deneyimlerini paylaşacak. Şunu belirtmek isterim ki KPSS kamu personeli seçme sınavı bir seçme sınavıdır. KPSS'de iyi derece yapıyor olmanız, iyi bir öğretmen olduğunuz ya da kötü bir derece, kötü de demek de çok afaki bence ama beklediğiniz bir derece yapamıyor olsanız daha kötü öğretmen olduğunuzu da göstermez. Bu bir seçme sınavıdır. Yani devletin öğretmen alımlarında seçtiği, öğrencileri seçtiği bir sınavdır. Ve bu sınavı kazanamasanız dahi, devlete atanamasanız dahi bu sizin öğretmenlik vasfınızda herhangi bir etki etmez. Sadece devlette çalışamazsınız, o kadar. Yine öğretmensinizdir. Lisans mezunu olduğunuz müddetçe her yerde öğretmenlik yapabilirsiniz. Sadece devlet almaz sizi. Böyle bir şey var. ama bu sınavda yüksek derece alıyor olması öğrencilerimizin bizim için Gazi adına çok büyük bir gurur. İyi bir derece alamayan öğrencilerimizle de gurur duyuyoruz. Bunu her zaman söylüyorum. Tekrar belirtiyorum. İyi derece alın ya da almayın. Bizim her zaman gururumuz olacaksınız sevgili arkadaşlarım. Ama isteriz tabii ki güzel dereceler alıp atanmanızı istediğiniz yerlere isteriz. Hasan Hocam da bu konu hakkında bilgisini verecek, bilgisini sunacak bize. Buyurun öğretmenim. Merhaba hocam, iyi akşamlar herkese. Sesleri kısabilir miyiz bu arada Hasan Hocam haricinde? Sesim geliyor değil mi? Ufaktan da bir belirtmek isterim. Hani bazen internette ufak tefek sorunlar olabiliyor. Öyle bir durumda hani söylerseniz düzeltmeye çalışın. Kendimi tanıtayım ufak bir. İsmim Hasan Basri. 2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi Türkiye birincisiyim. Gazi Üniversitesi mezunuyum. Şu anda da Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisans... Direkt deneyimlerimden mi bahsedeyim, doğaçlama mı takayım, nasıl istersiniz hocam? Şimdi şöyle yapalım. Pandemi döneminde çalıştın sen, değil mi? Dördüncü sınıftayken pandemi dönemine denk geldi. Bunun etkilerinden mi bahsedebilirsin? Pozitif etkileri olabilir, negatif etkileri olabilir. Sürecin başından itibaren alayım ben. Tamam, sürecin başından itibaren bir de şunu da belirteyim arkadaşlar, sorular olacak tabii ki Hasan hocamıza ama lütfen reklam yapacak isimler kullanmayalım, olur mu? Hani yayın evleri olsun, özel kurumlar, kuruluşlar olsun,
Hasan Hocam iletişim bilgilerini verir. Özelden ulaşmak isteyen, bunu spesifik olarak sormak isteyen Hasan Hocama doğrudan sorabilir. Şimdi sürecin başında yüz yüze eğitime devam ediyorduk biz. Benim 4. sınıf dönemimde de derslerimi olabildiğince azaltmaya çalıştım ben. Odağımı KPSS'ye çevirebilmek adına. Yaz okulundan dersler almıştım. Bir de bizim zamanımızda üstten de ders alınabiliyordu. Bu şekilde 4. sınıfımın 2. dönemini de azaltmaya çalıştım. Sadece stajım kalmıştı. İlk yüz yüze eğitimle başlamıştık. O zamanlar haftanın 3 gün okula gidiyordum. Biri de staj olmak üzere. 2 günde başka bir yerden kursa gidiyordum. Onun dışında daha sonra Mart gibi bir pandemi patlak verdi. Yani etkisi iyi mi olur, kötü mü olur? Biraz düşüncelerim vardı açıkçası. Ama daha sonra evime geçtim. Tabii evde olunca annem babam sağ olsun bana pek iş yaptırmadığı için benim odam KPSS oldu sadece. O açıdan bana olumlu etkileri oldu ama bu hani benim için olumlu etkisi. Mesela bir arkadaşım daha vardı. Yurttayken çok daha düzenli ve çok daha planlı çalışabiliyordu. Ama o kendi evine geçtiğinde benzer bir durumu yapamadı. Kendisi için daha sorun oldu. Ama ben pandemiyi ve 2020 KPSS'sinin ertelenmesini avantaja çevirenlerden biriyim. Bu şekilde pandeminin etkisi bende böyleydi. Soru cevap gidelim o zaman. Ben merak ettiklerini sorayım ben. Tamam hocam. Ne dersin? Ne zaman başladın KPSS'ye çalışmaya? Ne zaman başladım? Önce şeyden de bahsedeyim. Üniversitedeki ilk 3 senemde ne yaptığımda ufak bir geçmişimi anlatayım. Üniversitede vize ve final derslerine, işte vize ve final hazırlığı yapmak dışında derslerimi takip ettim sadece. Onun dışında bir ders yoğunluğum, bir ders tempom, yurtta çalışma planlarım olmadı pek. Sadece derste dersimi dinledim düzgün bir şekilde. Hatta hep en öne oturmayı falan kovalardık. İki tane arkadaşımla beraber. İlk 3 senem daha çok dersleri halletmek üzerineydi. Zaten 3. sınıfın yaz döneminde de 4. sınıftan dersler alıp 4. sınıfımızı hafiflettik. 4. senemizde ise KPSS ile okuldaki birkaç dersi beraber ilerlettik. KPSS'ye ne zaman başladım? 4. sınıfın öncesindeki yaz tatilinde alan derslerinden birkaçının videosunu izleyerek başladım. Analiz derslerinin videolarını izleyerek ufak bir altyapı olsun, hatırlamasını sağlasın ileride işleyeceklerimizin diye. Yani başlangıcım öyleydi. 4. sınıfın yaz tatilinde başladım ben hazırlanmaya. Ve hazırlanmaya da başlarken eğitim bilimlerim sıfırdı. Yani şimdi okulda gördüklerimiz farklıydı ama eğitim bilimleri sınavında bizden beklenenler farklıydı. O anlamda sıfırdı. Yoksa okulda öğrendiklerimiz tabii ki bambaşka bir konu. Ama eğitim bilimleri sınavı için bir çalışmam sıfırdı. Genel yetenek, genel kültür sıfırdı. Yani ben bu genel yetenek, genel kültür derslerimiz arkadaşlarımız bir Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, vatandaşlık ve güncel bilgilerden oluşuyor. Sadece matematik vardı. Onun dışında Türkçem, tarihim, coğrafyam ve vatandaşlığım berbattır. Yani sadece bir sınava yönelik çalışma temposuna girdiğimde iyi sonuçlar alabiliyorum o derslerden. Onun dışında berbatım yani. Kısacası bu şekilde başladım yaz tatilinde. Yani aslında çok da böyle erken bir başlangıç olmamış anladım. Hiç olmadı. Yani normalde ortalama bir senelik bir düzenli bir çalışmadan bahsediyoruz. Ondan bahsedelim. Evet, evet, evet hemen ondan bahsedeyim. Ben kendimi iyi tanıdığımı düşünüyorum bu çalışma konusunda. Yani şöyle çalışmalıyım, bu şekilde çalışmalıyım diye kendimi iyi analiz ettiğimi düşünüyorum. Liseye geçerken 6. ve 7. sınıfta çok çalışıp 8. sınıfta çalışmamıştım. Liseye giderken üniversite sınavı için lise 1, lise 2, lise 3'te çok çalışıp lise 4'te çalışmadım. Bir yanlış yapıyorum demek ki dedim ve bu sefer de üniversite 4'e son sene enerjimi güzelce biriktirdim. Yani erken bir çalışma temposuna girmedim. Vitesimi de yavaş yavaş arttırarak ilerlemeyi düşündüm. Yani bunun gerçekten acelesi olmamalı. Yani bunun bir süreç olduğu unutulmamalı. Arkadaşlarımız çok hızlıca bir tempoyla başlayıp günlük 7-8 saatler gibi ciddi rakamlarda çalışıp sonlara doğru çok rahat düşürebiliyorlar bu saatleri. O yüzden ben daha makul günlük 4 saat, 5 saat aralığında çalışabilmeyi hedefledim ilk başlarda.
Hatta yaz tatilinde sadece video izliyordum. Onun dışında pek bir yaptığım bir şey yoktu. İşte o videolardan notlar çıkarıyordum. Daha çok bu alan üzerineydi. Her zaman önceliğim alan olmuştu. Tam ay olarak hatırlamıyorum ama kabaca söyleyeyim. Temmuz, Ağustos aylarında analizle beraber başladım. Gittiğim dershaneden de önde gidiyordum ben alanda. Ama bunun sebebi tamamen dershane bana anlatırken bana tekrar niyetine olsun diye önden gidiyordum ben. Bunun çok fazla karşılığını aldım. Ama bunu yaparken de mesela tarih, coğrafya gibi derslerimi boşladım. Hatta ben hazırlanmaya ilk başlarken amacım atanabileyim yeter. Yani nasıl atanabileyim? 200 civarı, 150 civarı yaparsam benim için mükemmel olur diye başlamıştım ben sürece. Çünkü önümüzde bir örnek yoktu. Hani örnek alacağımız bir sıralama yoktu. Duyduğum en iyi sıralama 181 civarı bir şeydi. O yüzden biz de en fazla o kadar yapabileceğimizi düşünüyorduk. Sonuçta hani bilmiyoruz ikinciler, birinci ve beşinci de derece sahipleri nasıl çalışıyor pek bilmediğimiz için onları hiç düşünmemiştik. Ben sadece dediğim gibi alan bizde etkili olduğu için tarih dersini mesela çalışmadım neredeyse. Hatta ocağa kadar tarih dersinin yüzüne bakmadım. 2 hafta dershaneye gittim. Ben dershane dinleyerek anlamayacağım dedim kendime. Ben bunu hiç çalışmayayım dedim ilk başta. Çünkü bizde sınav Haziran'ın sonuydu yanlış hatırlamıyorsam. Ben tarih çalışmayacağım. Belki son bir ay bakarım. Birkaç net yapsam yeterli. Onun dışında belki coğrafya ile vatandaşlık çalışırım. Ama benim önceliğim alan dedim kendime ve alan çalıştım. Aralığa kadar filan hatta alanı bitirdim diyebilirim. Hani alan eğitim dışında. Alan eğitimi çünkü çalışabileceğim bir mecra yoktu. Direkt öğretmenden almamız gereken bir dersti o zaman. Ben de sadece diğer alan derslerini kendi işte kaynak kitaplarımla, internetten bulabildiğim videolarla vesaire halletmeye çalıştım. Daha sonra bizim sınavımız ertelendiği için 3 aylık bir ertelenme oldu ve pandemi çıktıktan sonra eve geçtiğimde ben tarih, coğrafya, vatandaşlık çalışmaya başladım. Atanmamı sağlayan alan her zaman, arkadaşlarım için de öyle, atanmamızı sağlayan alan olacak. Ama nereye atanacağımızı sağlayan da belirlendi. Genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimleri olacak. Eve gittikten sonra tarih, coğrafya, vatandaşlıktan da çalışma imkanı buldum. Yani alan bitmişti zaten. Ufak ufak denemelere de başladığımda ufak tatmin edici netler alıyordum. Hani 40-45 civarı başlangıçlar benim için iyiydi. Sonuçta başlangıç olduğunu da unutmuyordum. Onun zamanla yükseleceğini biliyordum. Onun dışında sınav ertelenmesi dediğim gibi tarih çalışmayacaktı ama ertelendiği için çalıştım. Bu şekilde genel olarak süreç böyleydi benim için. Evet. Peki kendini nasıl motive ediyordun Hasan öğretmenim? Kendimi nasıl motive ettim? Güzel soru. Şöyle. Bir hikaye anlatayım ondan sonra geçeyim bu soruya. Bir hikaye dedim de sonuçta başından geçen bir şey işte. Dershanede bir gün Türkçe dersinde işte ilk defa hocayla tanışacağız. Öğretmenimiz geldi. Ders programı nasıl hazırlanır şeklinde biri hocaya soru yöneltti. O da hiç duymadığım şekilde bir ders programı hazırlanışını anlattı ona. Önce işte saat aralıkları ve günler belirlendikten sonra temel olarak yapmamız gerekenler ve yapmak istediklerimizi belirlememizi istedi. Bu dizi olur, işte eğlencesi olur, sporu olur, aktivitesi olur, kendime vakit ayırmak istiyorum, müzik dinlemek istiyorum gibi bütün o ihtiyaçlarımızı yazdıktan sonra geriye kalan zamanlara ders çalışmayı ekleyin dedi. Ben tabii şimdiye kadar duyduğum bütün ders programları hep önce dersler yazılırdı. Geriye kalanlara bir şeyleri. Ben mi dondum, Hasan mı dondu acaba? Hocam sanırım Hasan'ın internetinde sorun var. Gelir için birazdan. Ara ara kopmalar olabilir demişti. Ama çok ilginç bir yöntemmiş. Şu an çok ilgimi çekti. Evet hocam. Bakayım ben de şöyle bir isimleri. Oh, tanıdık isimler, ne güzel. Beyzalar, Ahmetler, Hüseyin Buraklar. Sayımız bayağı çoğaldı hocam. Eski eski isimler. Bu neydi? O Kore'ne uç, kimse onu bir adını değiştirebilir mi? Bir bakalım kimmiş.
Galaxy A32. Hocam süremiz bitecek. Maalesef bu hafta böyle bir sorumuz oldu. Bir 9 dakika sonra, ama aynı linkten tekrardan giriş yapabileceğiz inşallah. Tamam, şimdiden söyleyelim arkadaşlar. Tekrar süremiz bitince hemen aynı linke tıklayıp girebilirsiniz. Evet arkadaşlar, aynı linkten girebiliyoruz sanırım. Bir 7-8 dakika sonra hatırlatacağım ben size. Çıkalım, tekrardan gireriz inşallah. Hasan hocam. Sesimiz geliyor mu sana? Geldi sanırım burada şu anda. Adını gördün mü? Ses gördüm. Hah, geldi. Bu arada sorusu olanlar chat kısmından yazsınlar. Unutmayalım. Muhammed sen onları süre, yani sorularınız bittiğinde sorarsın, olur mu? Tamamdır hocam. İkinci arkadaşların sorusunu ikinci şeyde alalım oturumda inşallah. Sorularınızı yazsınlar bir kere. Hasan yeni geldiğim için sana da söyleyelim. 40 dakikalık almışız. Bir yanlışlık olmuş, teknik bir sorun olmuş. Tamam. Bitince aynı linke tekrar tıklayıp gelebiliyoruz. Evet. Ya benden kaynak değil değil mi az önce? Yok yok, hayır. Ha, tamam. Ya sorun değil. Problem değil. Tamam. Nerede kalmıştık? Motivasyondan nasıl mı bahsediyorsun? Nasıl motive? Evet. Yani en son duyduğum benim Türkçe hocam işte sevdiğin şeyleri ya da yapmak istediğin şeyleri ekle, sonra ders. Aynen. Aynen. Programa önce sevdiğin şeyleri ekle, daha sonra geri kalan saatlere ders çalışmalar vesaire eklenmeli dedi. Açıkçası ben de şimdiye kadar duyduğum ders çalışma programlarından farklı olduğu için kendime yakın hissettim hoca. Yani farklı bir bakış açısıydı. Direkt gittim, sordum. Ama hiç aklımda yoktu. Yani bir anda içime esti. Dedim ki ben bir sorayım. Acaba birinci olmak için ne yapılır diye. Gittim sordum direkt. Ama hani inanarak mı sordum? Biraz inanıyordum ama hani şey. Boş bir inanç gibi geldi. Şu an hani böyle deli cesaret olur ya. Birinci olayım diye bir anda istersin. Öyle bir gidip sordum öğretmenime. O da benzer şeyleri söyledi. Sakın önceden yaptıklarından tamamen kesme. Spor yapıyorsan sporunu yap. İşte arkadaşınla son vakit geçir. Halı saha varsa devam et. İşte arkadaşlarınla bir şeyler oynuyorsan bir yerlere gidip onlara devam et. Ondan sonra derslerini de ufak ufak arttırarak çalışmalarını, zamanlarını, sürelerini, miktarlarını ufak ufak arttırarak bir süre çizleyebilirsin dedi. Aşırı zor değil dedi. Ama bir düzene bağlı bu dedi. Hani tamam, atanmak için çalışmak evet önemli. İşte bir miktarına göre de yeterli olur. Şu kadar çalışırsan atanabilirsin diyebilirsin kafanda, ama eğer iyi bir sıralama istiyorsan bunun bir düzeni olması lazım. Düzenden de pek şaşmaman lazım. Hani bir gün çalışayım bir gün çalışmayayım gibi değil. İşte haftanın 6 günü çalışayım bir gün ara vereyim. Diğer hafta da aynı şekilde. Bunun bir düzeni olması lazım dedi. Derece istiyorsan. Ama atanmak istiyorum, atanmam yeter diyorsan çalış yeter dedi. Hani nasıl çalıştığını çok karışmıyorum bile hatta dedi. O şekilde kendimi nasıl motive ediyordum? Atanmak için sebeplerim vardı. Yani ailemin beklentileri, kendi beklentilerim. Derece için motivem şu oldu sadece. Belki şu an hani arkadaşlarımıza da belki normal gelmedir ama ben şunu düşünüyorum kendi için. İleride anlatacak bir hikayem olsun diye çalışıyorum. Bu kendime olur, çevreme olur. Belki nasip olursa çoluğuma, çocuğuma olur. Anlatacak bir hikayem olsun diye. Yani iyi bir sıralama yapayım istiyordum hep. Bir de hep asıl beni motive eden şey şuydu. Ben bu kadar çalışıyorum, çalışıyorum da atanmak bunun karşılığı değil dedim kendi içimde. Yani şöyle hatırlayıcı, güzel, bende izi olan bir sonuç elde edeyim istedim. Çünkü yani çok şükür tamam atanmak, işte öğretmen olmak güzel ama o kadar çalışmanın karşılığı bu mu? Ben bunu biraz sorguladım açıkçası. O yüzden iyi bir sıralamayla atanayım ki bari karşılığını güzel almış olayım istedim. Benim motivem buydu. Evet, çok güzel noktalara parmak bastın Hasan öğretmeni. Ben merak ettim açıkçası. Yani ders çalışmak dışında o saatlerini nasıl doldurduğunu. Evet. Nasıl doldurdum? Sevdiğim birkaç şey vardı işte. Spor olur. Halı saha olur. Arkadaş ortamında yapılan aktiviteler diyeyim.
genel adına. Onlar olur. Öğrenci arkadaşlarımızın bildiği şeyler işte. Bir yerlere gidip bir şeyler oynamak vesaire. Bunları yaptık. Bir de arkadaşlarım tanır mı bilmiyorum ama Caner ve Mustafa adına da iki arkadaşım vardı. Biz hep üçümüz takılırdık. Hatta sıraya da üçümüz otururduk. Genelde onlarla bir şeyler yapardık. Yani bir gün 24 saatten oluşuyor işte. 7-8 saatini uykuya ayırıyorsak, hani uyanmasıyla uyumasıyla hepsi birlikte 8 saat ayırıyorsak, bir 8 saatte çalışıyorsak geri kalanını birbirimize vakit geçirerek hallediyorduk. İşte bir yerlere giderek. Bu arkadaşlar değişiyor tabii, eğer başka arkadaşlarınız varsa onlarla da olur. Karşı cins vesaire. Nasıl istersen işte. Bir şekilde değerlendirin o vaktinizi, ama tek üstünde önemli durduğum şey, tek başınıza olmayın süreçte. Mutlaka samimiyetine güvendiğiniz arkadaşlarınız, sizi motive eden arkadaşlarınız olsun. Ama gerçekten samimiyetinize güvendiğiniz olsun. Yani sizi bu sürece motive eden, hani yapabiliriz diye destekleyen, nasıl yapacağız diye aşağıya çeken değil de nasıl daha iyi yapabiliriz diye yukarı çeken arkadaşlarınızla birlikte bu sürece hazırlanmayı mutlaka önemseyin. Evet, çok güzel noktalara parmak bastın. Mesela o zaman şunu görüyorum ben sende. Yani eve kapanıp ders çalışmak, bütün gün eve kapanıp ders çalışmanın aslında çok da bir faydasını bilmiyorum. Tartışılır da bu olmadan da oluyor. Yani evet. Kendi rutinini devam ettirip düzenli bir çalışmayla da çok rahat bir dereceye varabiliyorsunuz. Ama derece değilse hedefinizde zaten. Atanmaksa da bugün de mesela senin çalıştığın 8 saat olmaz da onu indirebilir 3-4 saatte günde ya da 1 saat, neyse. Yani. Yeter ki düzen olsun. Aslında başarının bütün anahtarı bundan geçiyor. Düzen. O düzeni, rutini tutturmak çok önemli mesele. Peki hiç düştüğün zamanlar oldu mu Hasan Hocam? Yani böyle bir dibe çöktüğün? Moral motivasyon açısından hiç olmadı. Yani kendime fazla güveniyorum. Yani niye güvenmeyeyim ki? Hani saçma geliyor bana bir insanın kendine güvenmesi. O yüzden ben kendime çok güvenirdim. Hani yapamayacağımı bilsem de yapacağım derdim kendi içimden. Hiç değilse bir etkisi olur. Hani şey gibi düşünün. Mutsuz bir insan yüzüne gülme refleksini uyguladığında yine vücudu mutluluk hormonu salgılıyormuş sanırım. Hani ben yapamayacağımı veya düştüğümü hissetsem de kendimi motive ediyordum bir şekilde. Yapabileceğime inanıyordum hep. Yapabilirim diyordum kendi kendime. Yani moral motivasyon anlamında düştüğüm olmadı. Hani birkaç olay olmasına rağmen yine kendi moralimi yüksek tutmaya çalıştım. Ama çalışma anlamında düşüşler tabii ki oldu. Özellikle son bir ay gerçekten yıprandığımı hissettim artık. Sınav korkusu yoktu ama bir mental olarak bir zayıflama hissettim kendimde. Sürekli aynı şeyleri yapıyorum durmadan. İşte ufak ufak tekrarlar. Odamın her yerinde post-it kağıtlar yapışmış. Rengarenk bir oda. Oraya bakıyorum, aynı notlar. Sürekli bir ezber. Yani ufak tefek bir acaba hala akıllıyım, kafayı mı yemek üzereyim diye bir sorguladığım oldu. Ama o düştüğüm zamanlarda da ne yapmak gerekiyor? Herkesin düştüğünü hatırlamak gerekiyor. Tek düşen sen değilsin yani. Sonuçta arkadaşların da aynı sürece hazırlanıyor ve ben yapamıyorsam arkadaşlarım da yapamıyordur. Yani rakiplerim diyeyim daha doğrusu. Rakiplerim de elbette düşüyordur. Onlar da bunu yaşıyordur diye kendimi motive ediyorum. Sadece ben değil. Kimisi şunu da yapar çünkü. Evham yapıyorlar sürekli. Kendini düştüklerini zannediyorlar sadece. Ben yapamıyorum, of onlar yapıyor gibi duygulara kapılıyorlar. Sen herkesi gönder Muhammed. Tekrar hiç uğraşmayalım tek tek. Ya devam edelim aslında yerine. Dibe düşmek diyorduk. Ben kendime güvenim, özgüven diyordum. Hı. Aslında anahtar kelimeleri hepsi biliyorsun Hasan. Özgüven. Evet, devam. Evham yapmamak gerçekten önemli bu süreçte. Yani şimdi arkadaşlarımın, aynen başkası evham yapıyor demiştim, doğru. Şimdi cinsiyete de yaklaşmak istemiyorum ama bayan arkadaşlarımızın bir tık daha fazla evham yaptığını gördüm ben arkadaş çevremde. Hani genellemek istemiyorum. Ben kendi çevrem için söylüyorum. Daha erkek arkadaşlarımızın daha rahat olduğunu gördüm bu konuda.
Evham gerçekten yapılmamalı. Öyle düşünüyorum. Cinsiyetçi de yaklaşmayayım ama. Evet, ona dikkat etmek gerek diyorsun. Hı? Evet, bayan arkadaşlarımız için ekstra zor bence bu süreç. Evet, bir de hanımlardan dinlemek lazım bu meseleyi. Şimdi mesela burada o dönemde hazırlanan kim var? Beyza'yı hatırlıyorum isim olarak. Belki ona sorabiliriz seyir geldiği zaman. Ben birkaç da şeyle ilgili sormak isterim Hasan Hocam. Buyurun hocam. Nereye atandınız? Atanırken çok düşündünüz mü? Ondan sonra şu anki öğretmenlik hayatınız nasıl? Biraz o süreçlerden bahseder misin? Tabii. Atanırken düşünmek zorunda kalmadım. Sebebi de sıralama değil. Bize açılan yerlerdi. Evet, ilk tercihim gelecekti yani. Allah'ın izniyle bunu biliyordum. Ama açılan tercih yerlerini gördüm. İki tane Ankara'nın Çamlıdere ilçesinden açılmış. Gerisi sadece İstanbul ve Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgesinden. Yani hiç Anadolu'dan, Karadeniz'den, Ege'den veya Akdeniz'den yoktu. O yüzden fazla düşünme sorunum olmadı. Direkt Ankara'ya atandım. Gönlümden neresi geçiyordu? Ankara istiyordum ben ama ailem de biraz onların yanında kalmamı istiyordu açıkçası. Hani birkaç sene onlarla durayım, ileride başka yere giderim edasıyla yaklaşıyorlardı. Amasya'dan açılsaydı Amasya'yı düşünebilirdim ama İç Anadolu'dan hiç açılmadığı için, sadece iki tane Ankara açıldığı için Ankara'ya, Çamlıdere'ye atandım. Evet, çok düşünmemişsin Hasan Hocam. Evet, ama sebebi sıralama değildi, açılan yerlerdi. Güzel. Ya ailen neredeydi? Amasya'da yaşıyorlar, Merzifon'da. Amasya'da. 5 saat tamam. Uzaklıkta. Hı hı. Zaten peki Gazi'deki yüksek lisansın daha önce devam miydi, ediyor. Daha sonra mıydı? Bir daha düşünün. İkinci ders dönemindeyim. Daha sonra başladın Gazi'ye yüksek lisans. Evet. Evet. Atanma işi olduktan sonra. Şöyle, biz 2020 KPSS sonucumu aldım ama bir sene bekledik biz. Doğru. Hemen göreve başlatmadılar. O bir senelik süreçte yüksek lisansa başladım. Hatta Şubat'ta başladım. İlk dönem YDS puanım yoktu. Gerekli şartları sağlayamıyordum. O yüzden Şubat ayında başladım. Yüksek lisansın Ankara'da olmasının sebebiyle de aslında Ankara'yı yazmak istiyordum. O yüzden Ankara benim için tatmin edici yani bayağı. Zaten nereye atanırsam atanayım yine az çok Ankara'da bir düzen kurmak istiyordum. O yüzden Ankara yeterliydi benim için. Yani bir yer neresi açıldı vesaire çok düşünmedim. Açılsaydı tercih süreci belki zor olurdu ama Ankara direkt açılınca sadece aile içinde de bir fikir alışverişine gerek kalmadı. Sanırım hocamız düştü. Evet. Sen devam edebilirsin Hasan Hocam. Kaldığın yerden. Başlama mı takılayım canım? Ne istersin? Söyle. Okuyorum. Aynen hocam. Anlatma isteklerin. Sen daha hani bu şeyde tecrübelisin. Estağfurullah. Yani ben şahsen 3. sınıf olarak hani süreci çok dediğim gibi tamam merak ediyoruz ki sen de anlattın biraz şundan. Yani en çok dikkat etmek gereken konu nedir sence? Hani en çok şu 3'ü ya da şu 5'i. Biz sınırlamamız yok ama en çok bunlara dikkat edin dediğin şimdi konular. Direkt aklıma tabii öyle ilk 5 gelmez de. İrade önemli gerçekten. Arkadaş çevresi çok aşırı önemli. Yani sizi motive edecek. Gerçekten iyi niyetinden şüphe duymayacağınız arkadaşlardan bahsediyorum. Onun dışında düzenli bir hayat aslında gerçekten bu süreci belirliyor. Yani ben bir ara yatıp kalktığım saati bile aslında düzenlemeye çalışmıştım. Ha, tam uyamasam da hiç değilse öyle bir amacım vardı. Onun dışında ne olabilir? İrade ve motivasyon ya herhalde. Yani çünkü bu gerçekten uzun bir süreç. Hani kısa gibi dursa da 8-9 aylık yoğun bir tempoya maruz kalacağınız bir süreç. O yüzden bu motivasyon ve irade gerçekten çok önemli. Böyle kelime hocam, olarak birer kelimeye küçük duruyor. Evet, aslında irade derken sanırım disiplinden bahsediyorsunuz anladığım kesinlikle kadarıyla. Kesinlikle. Yani disiplin olmazsa çok verimli bir ders çalışma ortamımız olmuyor. Şahsen bizzat kesinlikle yaşıyoruz yani bu durumu. Bu arada chatten
birkaç soru var. Onları evet evet hocam, onları okuyayım. Hocam, deneme çözümü ne zaman başladınız tam olarak diye bir soru var Firuze'den. Ne zaman başladım? Alan eğitimine başladığımızda hangi aydı? Bizim sınav Ağustos'ta oldu arkadaşlar. Ben ÖABT'ye 3 ay kala başladım. Evet evet, 3 ay kala. Tam ay olarak hatırlamasam da ÖABT'den 3 ay önceydi. O zaman başladım. İlk denememde de 43 mi ne yapmıştım. Sınava kadar da kaç deneme çözmüşümdür? 60-70 tane, 60 vardır herhalde. 60 tane alan bilgisi denemesi çözmüşümdür. 50-60 arasıdır ya. Ne 60'tan fazla ne 50'den az. Anlaşıldı hocam. Devam edelim. Başka soru var. Şifagül sormuş, öğrencilik hayatınızda ders olan vermiş miydiniz? Özel dersi kastediyorsa ufak tefek harçlığımızı kazanmak için verdiğimiz oldu. Evet. Elif Göçemen'in bir sorusu var. Hocam, bu süreçte illaki bir kurs, dershane, takviye gerekli midir? Reklam yapmadan şahsi düşüncelerimi söyleyeyim. Genel yetenek, genel kültür hiç gerek görmüyorum. Yani ben gittim, gitmeyi bıraktım. Parasını ödemiştim ama gitmeyi bıraktım yani. Matematiğe zaten gitmiyordum. Türkçeden fayda gördüm diyebilirim. Ama Türkçe zaten yani yapamadım da sınavda. 30 Türkçeden 20 doğru 10 yanlış yaptım. İyi ki gitmişim yani, değil mi? 10 tane yanlış çıkmış. İyi ki, ya bayağı iyi olmuş değil mi bu? 10 tane yanlış çıkmaması lazım normalde. Tarihe evet, gitmeyi bıraktım ikinci haftadan itibaren. Coğrafyayı yarısından itibaren bıraktım. Vatandaşlığı birinci haftadan sonra bıraktım. Sebebi o derse gelen hocaların hepsinin internette hazır videolarının bulunmasıydı. O yüzden ben genel yetenek ve genel kültüre dershaneye gidilmesine gerek duymuyorum. Eğitim bilimleri için bir düşüncem yok. Sebebi de gittiğim dershanenin eğitim bilimlerinden memnundum. O yüzden hani uzaktan da halledilir veya dershaneye gidilmeden de halledilir diyemem. Ama ben genel yetenek, genel kültür için gerek görmüyorum dershaneye. Eğitim bilimleri için kararsızım. Hani bunu bir fikrim yok. Gidilebilir de, gidilmeyebilir de. İnternette iyi videolar varsa gidilmeyebilir. Ama ben o videoları bilmediğim için gidilmeyebilir diyemem. Alan için gerekli arkadaşlar ya. Bence bu bir seçim olmamalı. Eğer, ya şöyle, üniversitedeki Aydan Hoca burada mı? Ona burada geldim, geldim. Tamam. Üniversiteyle alakalı bir şey diyecektim de. Ona göre konuşayım. Şöyle, alan için üniversitede aldığımız eğitim tam bizim girdiğimiz ÖABT'yi karşılayamayabiliyor. Her ders için değil bu. Birkaç ders için. Üniversitede daha ağır görüyoruz. ÖABT'de bizden beklenenler farklı. Bu şekilde bir farklılıklar oluyor bazı derslerde. Kendimiz de, ben gördüm birkaç konu anlatımda kitap. Hiç tatmin edici anlatım yok zaten. Hani tek başıma ben kendim için söylüyorum bunu. Oturup da anlayacağım kitaplar değillerdi. Hep konu özetli tarzındaydı. O yüzden ben alanda bir dershanenin şart olduğunu düşünüyorum. Mesela sadece alana giden bir arkadaşım var bu sene. 2021 KPSS için. Eğitim bilimleri, genel yetenek, genel kültürünü kendisi halletmeye çalıştı. 800'lerdeydi. Yani atanacak potada yani. Öyle bir örnek var aklımda sadece. Yani sadece alana giden biri için. Yani takviye için bunu söyleyebilirim. Evet Hasan Hocam. Bir soru daha var. Altyapısı çok iyi olmayanlar için nasıl bir yol tavsiye edersiniz? Hangi kaynaklar daha iyidir alanda? Altyapısı olmayanlar için sanırım bu soru. Kaynak ismini şu an vermem doğru değil. Ben direkt şuraya mailimi bırakayım arkadaşlar. Siz kaynakla alakalı sorularınızı eğer oraya atarsanız ben de seve seve yanıt veririm. Tamamdır. Ama şu altyapısı konusuna geleyim. Altyapısı iyi olmayan arkadaşlarım için tavsiyem alan için söylüyorum. Yani genel yetenek, genel kültür benim de altyapım sıfır yani. Bayağı yok. Eğitim bilimleri, genel yetenek, genel kültür bunlar bende yoktu arkadaşlar. Ben sadece GGK'yı video izleyerek ama mesela hani bayağı yavaş yavaş, ağır ağır, tekrar tekrar izleyerek eğitim bilimlerini dershanedeki dinlediklerimle ve yaptığım genel tekrarlarla ve üstüne çözdüğüm
üçer soru bankasıyla eğitim bilimlerinden yanlış hatırlamıyorsam her dersten. İki soru bankası kesin de üçüncüyü çözdüm mü hatırlamıyorum. Çıkmışları çözmüşümdür. Çıkmışların da bir kitabı vardı. Yani bir üç kaynak bitirmişimdir eğitim bilimlerinde de. Ya, altyapım olmadığı halde iyi sonuçlar aldım onların. Ama alan için altyapı yoksa kesin, yani kaçıncı sınıfsınız bilmiyorum ama üçüncü sınıftaysanız mesela sen üçüncü sınıftasın. Bir tane uzaktan eğitim aldığını söyledim. Ya gayet mantıklı bence bu. Evet. Sadece ondan değil, başkalarından da yapılabilir. Bu veya hiçbirini yapmasanız bile YouTube'da hazır alan bilgisi videoları var. Kesinlikle onları izleyerek altyapınızı oluşturabilirsiniz. Ben altyapımı onlarla oluşturdum. Onun Hasan dışında Hocam, ben... YouTube Tabii. demişken hemen YouTube'a değinmişken Melda Hocam sormuş. Alan için tavsiye edeceğiniz YouTube kanalı var mı? Yine Var. sanırım Mailden. mailinizden dönütler olsun buna. Mailden. Tamamdır. Siz devam edebilirsiniz hocam. Matematik doğuştan gelen bir beceri midir yoksa Heh, çalışarak evet. sonradan elde edilen bir beceri mi? Güzel soru. Redmi Note 9 kimse ismini de alabilir miyiz acaba? Zor soru. Ya ben şey düşüncesindeyim. Bunu hep kendi öğrencilerime de söylüyorum. Şu an çalıştığım kurumdaki öğrencilerime. Herkesin ilgisi, yeteneği, ilgi duyduğu alanlar birbirinden farklıdır. Kimisinin matematiği olur, kimisinin resme, kimisinin müziğe. O yüzden ben hiçbir öğrenciden matematikte üstün bir performans beklemiyorum. Ben sadece hepsinin hiç değilse günlük hayatını kolaylaştıracak kadar matematik bilmesi gerektiğini savunuyorum. Ama ondan sonra onun üstüne koyacakları tamamen kendi ilgi alanları ve yetenekleri olur. Yani beceri midir? Bir beceri olarak kazanılabileceğini düşünüyorum ama eğer doğuştan gelen bir durum da varsa tabii ki çok rahat üstünde koyulabilir bir ne denir? Öyle bir yetenek işte. Evet, başka sorunuz var mı sevgili arkadaşlarım? Ben bir de öğretmenlik hayatından küçük küçük kesitler isteyeceğim Hasan Hocam'dan. Sonra da canlı yayın daha sonra imzam ediyor Muhammed, ona bir şey yap. Daha sonra da bu konuda yine deneyim yaşamış birkaç isim görüyorum. Ahmet'i gördüm, Beyza'yı gördüm. Senin arkadaşlarından Caner ya da Mustafa var mı? İkisinde biraz yoğun iş temposu bu aralar sınav hazırlığında varmış. Ya da diğerleri hani farklı var mı? Bu arada şey de yazın arkadaşlar. Herkes Gazi'den mi? Kaçıncı sınıfız? Onunla ilgili birkaç bilgi alalım. Evet Hasan Hocam, biraz da öğretmenlik hayatından kısa bir kesit alabilir miyiz? Tabii. İlk Beklediğim gibi başladığımda beklediğim gibi bir şey mi? Beklediğim gibi bir şey değil. Sebebi şu. Ben sadece yani benim beklentimden fazlasıymış. İyi anlamda da olumsuz anlamda da. Olumsuz tarafı öğretmenlik dışında bambaşka sorumluluklarımız varmış. Ben bunu hiç bilmiyorum. Gram aklımın ucundan bile geçmezdi. Çok doğru benzetmeler olmayabilir ama hem orada bir bakıcısınız aslında. Yani güvenliği sağlamakla da sorumlusunuz. Birçok şikayeti dinlemeniz gerekiyor. Öğrencilerden gelen. Her bir de sınıf öğretmenliğiniz de varsa. Benim ilk senemde biraz bunlar olduğu için farklı bir tecrübe oldu. Hepsi aynı ilk senemde olması. Ama sınıf içi ortam çok keyifli. Özellikle de anlattığında anlayan bir tayfa var o sınıfta. İşte onlar böyle benim içimi hep canlı tutuyor. Anlattığımda aldıklarını görmek beni bayağı şevk ediyor derse karşı. Onlar zaten benim motivasyonumu sağlıyor. Hani her sınıfta bir tane bile olsa böyle öğrenci benim için yetiyor. Yani ben o bir öğrenci için gerçekten çok hassas davranırım. Anlatımımda da, kullandığım örneklerde de, materyallerde de. Öyle bir ortam öğretmenlik. Ama sadece öğretmenlik sınıf içinden ibaret değilmiş. Ben onu gördüm. Devlet kurumunda işteyiz. Özellerde biraz daha sadece sınıf içiyle kalabiliyor ama devlet kurumunda birçok sorumluluğumuz varmış. Hatta ilk atandığınızda aday öğretmen olarak başlıyorsunuz. Aday sözleşmeli öğretmen diye başlıyorsunuz. Birinci senenizde bir takım sorumluluklarımız var fazladan. Bunlar sistem üzerinden bir takım evraklar hazırlamaya dayalı, bazı dosyalar hazırlamaya dayalı. Bazı kurs ve seminerleri almamız gerekiyor. Bunlar ilk senemizde adaylığımızı yapabilmemiz için gerekli olan şeylerden biriymiş. Birinci senemizin sonunda
bir tane sınava gireceğiz. Adaylık kaldırma sınavı diye. O sınav için de şu anki izlenimim son bir ay çalışmak yeterli diye düşünüyorum. Aldığım işte ya çevremde gördüklerimden, kendi fikirlerimden yola çıkarak adaylık da kaldırıldıktan sonra sözleşme yönetmeni olarak devam ediyorsunuz. 3 sene sonra da o da kalkıyor diyebiliyorum. Yani toplam 4 sene sözleşmelik var. Hasan Hocam bir soru daha var. Hocam geometri konusunda neler yaptınız? Bir de ve geometrinin alandaki etkisi nedir? Güzel. Geometri konusunda ne yaptım? LYS değil tabii şu an AYT değil mi? AYT geometri kitabı edinmenizi tavsiye ediyorum. Kesinlikle bir tane AYT geometri soru bankası bitirmeniz gerekiyor. Bayağı lisedeki geometri sınavına çalışır gibi geometri çalışacağız yani bu. Ben oturup bir tane geometri soru bankası bitirmiştim. Yeterli mi? Değil. Ben bir tane bitirdim. 5 soru mu ne vardı? İkisini yapamadım. Boş kaldı hatta iki tanesi ya da bir tanesi. Bir tanesi yanlış mıydı? Ya iki tane boşum vardı herhalde. İkisi de geometrendi. Bir tane soru bankası yeterli olmadı benim için. Kendimi bu noktada eleştirebilirim. Daha fazla üstüne düşmeliydim. Ama sınav anında da kontrolü elden bırakmamak gerekiyor. Yapamadığımız bir soru çıktığında hızlıca morali düşürmeden diğer sorulara odaklanmayı sağlamak gerekiyor. Mesela şunu da söyleyeyim aklıma gelmişken. Ben sınavdan önce çözdüğüm denemelerde işte önce analizden başlar, sırasıyla soruları sırasıyla çözüyordum. Daha sonra bir de aklıma şu geldi. Analiz bazen zor olabiliyordu denemelerde. Sınavda da kolay mı zor mu olacağını bilemiyorsun sonuçta. Kendim için ne yapsam diye düşündüm. Alan eğitiminden başlayayım dedim. Alan eğitiminden yani 75'ten 1'e doğru denemeyi, sınavı testten çözerek geldim. Denemelerimde de bunu uyguladım. İşte 55 deneme çözdüysem son 25-30'da buna başlamışımdır. Denemelerimi testten çözmeye başladım. Benim için bunun faydalı olacağını düşünüyordum. Bu herkes için böyle olmak zorunda değil. Herkes kendisini daha iyi bilir, kendisini daha iyi tanır, kendisine neyin daha iyi geleceğini bilir. Ona göre hazırlığını yapmalı zaten bütün arkadaşlarım. Bu şekilde sondan başladım mesela ben de. Daha sonra çözemediğim soruları mutlaka kesip biriktirirdim. Bir tane bildiğiniz poşet, beyaz poşet var, ekmek poşeti. İçinde biriktirirdim yani bütün çözemediğim soruları keser keser atardım ona. Daha sonra WhatsApp gruplarında ve Telegram gruplarında arkadaşlarımın veya tanımadığım insanların attığı tüm çözemediği soruları çözmeye çalışırdım. Çözemesem de bir şekilde birine çözdürürdüm veya onun peşine düşerdim işte ise. Yani örnek veriyorum. 50 dakikalık bir derse oturdum şu an. 50 dakika çözeceğim diye. 25. dakikasında bir soru geldiğini fark ettim diyorum yani WhatsApp'tan. Hemen açıyorum onu. Ona yoğunlaşıyorum. Benim için o soru önemliydi. Sebebi de şu. Siz 16 soruluk bir testi çözmeye çalışırken oradaki amacınız, örnek veriyorum, 2 tanesini yanlış yaptınız. 16 tanesini doğru yaptınız diyelim test sonucunda. O 16 doğrunuz sizin bildiklerinizi pekiştirmeye yarıyor. O 2 tanesi ise yapamadıklarınızı öğrenmenizi sağlıyor. O arkadaşımız direkt o 16 soruyu analiz edip yapamadığını atmış. Yani aslında sizin için zamandan tasarrufa soru. Siz de belki o testi çözseniz yapamayacağınız sorulardan biri. Zaten bizim için o testte önemli olan yapamadığınız soruları bulabilmek. Onların doğrusunu öğrenebilmek. Arkadaşım bana hazır olarak atmış bu soruyu. Ben neden bunu değerlendirmeyeyim ki? Dersi bırakırdım, otururdum, o sorulara ulaşırdım. O yüzden arkadaşlarımın çözülemeyen sorulara uğraşmasını tavsiye ediyorum. Sebebi de dediğim gibi zamandan tasarruf. Yani bir testte uğraşıp onu bulacağıma arkadaşım hazır olarak atmış zaten. Direkt uğraşın ona. Bir test çözmüş gibi faydası olur 2-3 sorunun. Ne güzel göndermiş Hasan Hocam. Teşekkür ederiz. Evet. Güzel oldu bence bu. Şurada bir soru kaçmış. Şifa Gül evet, sormuş. Ben tekrardan onu bakayım. Kutura bakmaya kaçmış. Biz şu an 3. sınıfız. Kendimizi derslerde çok yetersiz hissediyoruz. Siz nasıldınız Hasan Hocam? Şimdi 3. sınıftayken ya derslerde çok yetersiz hissettiğim olmadı. Alan dersleri için söylüyorum bunu. Bir tanesini var. İşte şimdi isim de vermeyeyim. Reklama girmesin. Yok yok. Bu direkt beni riske atmayalım bu. Reklamdan ziyade. İleride yolun falan kesişirse. Bilmiyorum. O yüzden isim vermeyeyim fazla. Ama bir iki dersten yetersiz hissettiğim oluyordu. Ama sebebini hiçbir zaman kendime yormadım arkadaşlar. Bunu da samimice söyleyeyim.
Çünkü bütün sınıf olarak zorlanıyorduk. O yüzden vicdanım rahattı. Ya yani ben bu derste yetersiz değilim. Bana yetersizleştiriliyor diyordum kendi kendime. Yetersiz hissettiğiniz dersler için de şöyle, hani ortalama için bir amacınız varsa, işte yüksek lisans veya doktora gibi hedefleriniz varsa, evet bir şekilde ortalamayı yüksek tutmak bize avantaj sağlıyor. Ama eğer sadece alan olarak hani atanayım, öğretmenlik görevim yeter, zaten öyle bir akademisyenlik gibi bir yol istemiyorum diyorsanız, bence fazla canınızı sıkmayın derslerdeki yetersizlik konusunda. Ama kesinlikle alan bilgisine hazırlık, yani öğretmenlik alan bilgisi testine hazırlık konusunda bazı dersleri şimdiden çalışmaya başlayabilirsiniz yetersiz hissediyorsanız. Yani bu YouTube'dan olur veya herhangi bir başka bir takip yayın olur. Nasıl isterseniz, ama bir şekilde alan bilgisine hazırlığınızı başlatın bence. Eksikseniz. Evet. Bir soru Nurcan vermiş, Mahmut Hocam. Muhammed sesin geldi. Bir soru daha var hocam. Nurcan öğretmenimden hemen okuyorum. Öğretmenlik ve yüksek lisans eş zamanlı yapmakla ilgili de bilgi verebilir misiniz? Demişler. Sesin geliyor mu şu anda? Evet. Hasan tamam. Hocam senin sesin geliyor. Bir donma oldu da galiba. Tamam. Yüksek lisans eş zamanlı yapmakla ilgili bilgi verebilir misiniz? Vereyim. Şu an ikinci ders dönemim benim. Birinci ders dönemimde herhangi bir atanma durumu olmadığı için rahatlıkla yaptım. Sadece birkaç tane öğrencim vardı, ilgilendiğim. Onlar da zaten benim yüksek lisans yapmama engel olan bir durum oluşturmadı. Ama atanarak yüksek lisans yapmak kolay değil. Sebebi de şu. Yüz yüze gitmeniz gereken durumlar olabilir. Benim henüz olmadı. Ama bu öğretmenin tutumlarıyla alakalı tamamen. Yani ders aldığınız öğretmenleriniz eğer yüz yüze gelmenizi isterse, evet bu gerçekten yorucu olur. Ama sağ olsun bizim öğretmenlerimiz, şimdi ders aldığım öğretmenlerimin hepsi sağ olsun bizim bu durumumuzu anlayışla karşılayarak yardımcı oluyor devam durumunda. Gerek görevlendirmelerle, gerek ödevlendirmelerle, sunumlarla veya uzaktan eğitim vasıtasıyla veya da Zoom'da bir araya gelerek bize kolaylık sağlıyorlar. O yüzden yapılamaz değil. Zaten ders aldığımız üniversitedeki birçok hocamız hep öğretmenlik yaparak yüksek lisans veya doktora yapmış kişiler. Zorluğu var mı? Var. Ama yapılmayacak imkansız bir şey değil kesinlikle. Yani gözünüzde büyüteceğiniz bir durumda değil. Gözünüz korkmasın o konuda. Evet. Bu arada ben başka arkadaşlara da biraz söz vermek istiyorum. Hem Oğur Hasan öğretmenini dinlendirelim. Yine soru gelirse sorarız. Eklemek istediğim bir şey olursa Hasan Hocam ekler. Ahmet merhaba. Ahmet de bizim 2021 mezunumuz. O da çok güzel bir derece yaptı. Merhaba hocam. Ahmet. Nasılsın hocam? İyiyim, sağ ol, sen nasılsın? 31 ben, miydi Ahmet? Aynen, ben de 31. oldum. 2020 KPSS'de. Kaz Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2021 mezunuyum ben de. Evet, sen eklemek hocam. Benim eklemek istediğim pek bir şey yok. Zaten ben Hasan Hocam konuşmuştuk biz WhatsApp'tan. Mart ayı mıydı, Şubat ayı mıydı falan. Yani onun tavsiyeleriyle de ilerledim zaten. WhatsApp'tan bir konuşma imkanımız olmuştu. Kesinlikle katılıyorum hepsine. Yani düzenli yapan için hiçbir sıkıntı yok. Sınav anında da düzenli gittiğimiz sürece sorular yağ gibi akıyor hocam. Yani gerçekten böyle. Çalışmış birisi sınava girdiği zaman çözdüğü denemelerin sonuçları ne kadar kötü olursa olsun, sorular ne kadar zor olursa olsun, sınav anındaki sorular bambaşka oluyor. Yani adamlar o kadar kaliteli soru mu yazıyor artık? Bir şekilde yolunu buluyorlar, sorular çözüle ilerliyor böyle yani. Kılçıksız bir şekilde, öyle söyleyeyim. Rahat olsunlar, işleri rahat olsunlar. Hiç zor değil. Ben de birincilik istiyordum ama olmadı. Bu kadar. Olsun. 31 hata. Tam şey vurmuş. Beni vurmuşsun. Evet hocam. Gayet güzel. Hiçbir sorun yok. Şimdi Beyza'yı görüyorum. Siz aynı dönemdeydiniz. Beyza'yla. Evet. Biz Beyza'yla birlikte çalıştık zaten. Beyza'cığım, bu evham konusunda söylemek istediğin şeyler var mıdır? Öncelikle merhaba hocam. Merhaba tatlım. Sesim geliyor. Evham konusunda ya
ben aşırı heyecanlı bir insan değilim. Ya hem heyecanlıyım hem değilim. Ama sınav anında onu korudum. Süreç içinde düştüğüm zamanlarda işte Ahmet'le birlikte çalıştığımız için onunla birlikte hani motivasyonu sağladım. Düştüğüm zamanlarda hani kalkacağımı da bildiğim için çok sıkıntı olmadı. Ama bence önemli olan sınav anında o şeyi korumak. Bir sorunun üstüne aşırı odaklanınca, onu yapacağım diye üstüne çok gidince insan daha çok strese girebiliyor. Bunu biraz korumak lazım. Ben bunu koruduğumu düşünüyorum. Evet, çok güzel. Beyza da güzel bir noktaya parmak bastı. İstediğiniz kadar çalışın. Harika hazırın. Her şeyi bilin ama sınav anındaki o psikolojinizi iyi koruyamazsanız, muhafaza edemezseniz hiçbir anlamı yok. Evet. Biraz soğukkanlı olmak gerek. Kendini belki telkin etmek gerek. Ya da belki evet. Telkin edici. Hocam ben de bir şey diyebilir miyim ekstra? Sözünüzü kestim ama. Genelde geometriyi aksatıyorlar. Hasan hocam da değindi ama geometriyi aksatmasınlar. Hani biliyorum yapılıyor veya yapmaya gerek yok gibi düşünüp aksatıyorlar bazen. Ama diğer başka bir branş zor olursa bu sefer tolerans hakları kalmıyor. Yani geometriyi kesinlikle aksatmasınlar. Ben de aksattım çünkü. Onun pişmanlığı yaşadım. Sınavda benim de iki sorum boştu galiba. Alan eğitimine de kolay diye pek şey yapmadım. Bu sene de alan eğitim biraz zor geldi. Son 15 soru demişti Hasan Hoca. Kolay oluyor demişti. Bu sene bir tık zordu. Ona da iyi çalışsınlar. Yani kolay diye bırakmasınlar. Alan eğitimini geometride aksatmasınlar bence. Öneriler için teşekkür ediyorum. Yine bizim mezunlardan Hüseyin Burak ismini görüyorum. Merhaba Hüseyin. Hocam merhaba. Nasılsın? İyiyim hocam. Teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Senin de eklemek istediğin tecrübelerine yönelik bir şeyler var mı? Hocam ben şöyle söyleyeyim. Ben aslında mezun değilim. Ben bir sene daha 4. sınıfa geçtim. Şaka. Gerçekten mi? Şu an. Evet hocam. Şu 4. sınıfta mısın? Evet hocam. Ben şu an 4. sınıftayım ben. Seni başka biriyle karıştırdım ben. Tamam Hüseyin'cim, kusura bakma, benim hatam ama o hazır gelmişken konuşalım. Nasılsın? Nasıl gidiyor hazırlıklar? Sen de 4. sınıfları temsilen konuşabilirsin. Evet hocam, şu an hazırlıklar iyi gidiyor. Ben daha çok alan üzerine yoğunlaştım biraz daha. Yani hatta şu an bizim üniversitede merkez kampüsteydim. Tam ben çıktım hocam, siz söz hakkı verdiniz bana. Öyle bir denk geldi. Ben de içeride alana çalışıyordum. Hatta geometriye çalışıyordum. Yani hocalarımızın dediği gibi bence ağırlık vermemiz gereken konular alan, geometri, bu tarz şeyler diye düşünüyorum. Bir de çıkmış olan soruları biraz daha fazla önemsemeleri gerektiğini düşünüyorum hocam. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Orta öğretimden isimler görüyorum. Ne kadar güzel yazmıştı. Süleyman Demirel, Amasya Üniversitesi. Harikasınız arkadaşlar. Sınava giren var mı aranızda başka? Ben tam olarak isimleri bilemediğim için yorum yapamıyorum. Belki paylaşmak isteyen, deneyimleriyle ilgili bir şeyler söylemek isteyen var mı? Melda, evet, seni dinleyelim. Hoş geldin Melda. Telden bağ. Tamam, o sıra Melda ile konuşuruz. Evet. Hocam burada son 8 dakikamız kaldı. Tamam, tahminim herhalde zaten yavaş yavaş kapatırız. Aynen hocam, bilginiz olsun. Sormak ya da eklemek istediğiniz şeyler var mı sevgili arkadaşlarım? Hasan öğretmenimize kendi mail adresinden ulaşabilirsiniz her zaman. Kendisi çok açık bir insan. Yardımcı olur. Evet. İstedikleri zaman atabilirler. Can, bana da atabilirler. Tamam. Ben soru çözmeyi falan severim. Tamam. Yani öğabilite sorularını falan atabilirler. Sıkıntı o zaman şu sonucu çıkardım ben. İki
derece yapmış insanla kimsenin çözemediği sorular üzerine yoğunlaşmış görünüyor. Evet hocam. Benim çözdüğüm WhatsApp'taki soruların sayısı yok yani. Bindir belki. Ama yine de hata yapıyorum yani. Sınavda da hata yaptım çok. 10 tane yanlışım vardı alanda. 62-10 yaptım ben de alanda. O yüzden böyle 30. olduk. Yoksa daha iyi olurdu. Gayet güzel ya. Niye öyle diyorsun? Ne oldu sizin atamalar? Ahmet bu arada. Hocam 26 Kasım'da benim mülakatım var. Mülakatlar başlayacak. 16'sında sanırım. Sonra 21 Ocak'ta tercih başlayacak. 31 Ocak'ta tercih sonuçları açıklanacak. Hadi bakalım. Bu mülakat Şubat'ta Hasan, atanacağız gibi. İnşallah. Hasan hocam çok hızlı hareket ettin de bu mülakat sonucunu değiştirdi mi senin? Hayır hocam. Şöyle zaten mülakatta sadece yuvarlama yapıyorlar. İsterseniz sorulan 5 sorunun 5'ini de bilemeyin. Sorulan dediğim biz zarf çekiyoruz. O zarfın içinden 5 soru geliyor. İki tanesi eğitim oluyor. İki tanesi genel işte bana hatta süreyle oynanan spor müsabakaları soruldu. İşte basketbol, futbol gibi cevaplar vermem gerekiyordu. O tarz işte sorulara ufak tefek kendinizi ifade edebilecek kadar düzgün yanıtlar verirseniz yeterli. Sadece virgülle oynatıyorlar. Atıyorum benim 94,53'tü. Yukarıya yuvarlanması gerekiyor. Yukarıya yuvarlanıyor. Eğer 49 olsaydı mesela virgülden sonrası 49 olsaydı tüm soruları bilsem de aşağı yuvarlanıyor. Yani şu öyle bir sistem izleniyor şu anda. Bunu size direkt söylemiyorlar ama yapılan sistem bu. Anladım. Eskiden böyle çok oynamaları hatırlıyorum ben. Çok duyuyorum. O eskidekilerin önüne geçmek için yapılıyor zaten hocam bu şu anda. O yüzden mülakat gözlerini korkutmasın arkadaşlarımız. Sadece kendinizi ifade edebilecek kadar düzgün konuşun yeterli. Evet, bu arada Melda bağlanamamış ama diyor ki alan önemli diyor sevgili arkadaşlarım. Hani eğitimden bu 80 iyi bir puan herhalde. Ben yorum yapamıyorum, bilmiyorum puanları da o yüzden. Atanıyor rahat 80'de atanıyor. GYK ve eğitimden genel yetenek, genel kültürü yüksek puan aldım diye anlıyorum. Ama o, alanımız GYK'ymış. Evet. İnşallah olur Melda ya. Olsun, bir dahakine olur. Dert etme. Evet. Var mı eklemek ya da sormak istediğiniz, tekrar söylüyorum, bir şeyler? Tamam. Evet, biraz da Mebat'ın şeylerini paylaştın mı Muhammed? Herkesi bekleriz. Mebat'ın Instagram adresini de paylaşırsan bir sonraki toplantımızları, bundan sonraki toplantılarımızda neler olacağını takip edebilirsiniz. Aynen hocam. Ben hemen birazdan paylaşıyorum Mebat'ın. Mebat'ın Instagram hesabını takip edin. Orada mesela bir öğretmenimizle görüşeceğiz. Öğretmenler Günü vasıtasıyla. Selçuk Yusuf Arslan. Duydunuz mu bilmiyorum ama. CERN'e gitti. Bilgisayar öğretmeni. Çok başarılı bir öğretmen. CERN'e gitti. Şu an global küresel öğretmen ödülü mü? Öyle bir şey aldı. Türkiye'nin iyi öğretmenliği olarak seçildi. Vesaire vesaire. Onunla bir görüşmemiz olacak. Beyza Nur demiş ki lise matematik öğretmenlerinin atamaları orta öğretime göre daha zor diyebiliyorum. O yüzden lise matematik öğretmenlerine ayrıca bir tavsiyeniz var mı demiş. Yani o zaman sayı azaldığında değişen ne olur ya da dikkat etmemiz gereken şey ne olur atama sayısı azaldığında? İlk öğretim için de geçerli. Belki seneye daha az bir atama alınacak, öğretmen alınacak. 2020'den öncesine kadar lise matematik aşırı zordu. Şimdi sadece kontenjanları arttırıldı. Ama orada sınava bekleyen öğrenci sayısı fazla yine. Yani 15.000-16.000 civarı lise matematikten giren var. Ama ilk öğretimden gelen 9.000 civarı diye hatırlıyorum. Güncel sayı hatırlamıyorum da. Birikti evet, yani. Lise matematikte daha fazla. Alımı eskiden bizim 3'te 1'imiz kadardı. Şimdi denk işte. Yani 1200'e 900, 1200'e 1000 gibi arada 100-200 fark olacak şekilde bir atama farkımız var. Yine ilk öğretim önünde o konuda. Alan için sadece ekstra bir özen gösterilebilir. Çünkü lise matematikte alanda böyle kanlı bir savaş var gibi. Normalde bizde alanda 50 üstüysen atanırsın gözüyle bakıyorlar ama lise matematikte biraz daha yüksek netler gerekebiliyor. Alana gereken özeni gösterecekler yani ekstra. Aklıma gelen tek şey bu şu an. Evet. Hocam benim de bir şeyim olacak. Yani bütün derslere çalışsınlar. Genel kültürü çözmüyor bazıları. Yani bırakıyorlar. 10 net falan yapıyorlar. Böyle 5-10 net bırakıyorlar.
Yani hepsine çalışsınlar, ortalama yapsınlar. Alanda zaten yüksek yapınca büyük ihtimalle 300 civarında oluyorlar. 200, 300, 100 her neyse. Bütün dersleri çalışsınlar yani. Hiçbir dersi vatandaşlar bile çalışsınlar. Yani aksatıyorlar bazıları, bırakıyorlar. O yüzden de. Bu arada bizim 2020'de sadece Hasan Basri'miz yok. Hasan Basri, biraz onlardan da bahsetsene. Kaçıncılarımız var? Şöyle diyeyim. Tabii bildiğim kadarıyla söyleyeyim. Mesela Ankara Çamlıdere ilçesinden iki tane kontenjan açıldığını söylemiştim. İşte bir tanesi benim. Bir de diğer okulda da 2020 mezunlarından Mürşide arkadaşımız atandı. Yani tanıyanlar vardır. O da dördüncü oldu. Mülakattan sonra üçe düştü. O da buradaki benimle beraber farklı bir okulda çalışıyor. Yani ara sıra denk geliyoruz. Hatta hala iletişimdeyiz. Dördüncümüz var yani. Yanlış hatırlamıyorsam 16 ya da 17.'miz vardı. Yani ya 16 ya 17'ydi. 26.'mız var. 16 bizim... sanırım Hasan hocam. 16 o... mıydı? 16 evet. Osman hocam vardı. Osman değil de neydi ya adı? Unuttum. Ama var yani. 16 Osman bildiğim kadarıyla. Hacı Osman değil. Hacı Osman değil mi? Hacı Osman tamam. Antep atandı çünkü. Evet tamamdır. Bir şey Alper var yok. Neydi? Adını tam... Da. Tamam, sorun değil. Son bir dakikamız. Sözlerinizi toparlayın isterseniz. Evet arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. 2021'de de çok güzel sonuçlarımız var. Sadece 31 yok. 50'ler, 100'ler, 500. İlk 500'de eminim birçok öğrencimiz var. 2020'de de öyle. Daha öncesine yönelik çok bir bilgimiz yoktu bizim. Hani yavaş yavaş biz de öğreniyoruz bu işleri. Her şey için teşekkür ediyoruz. Umarım faydalı bir toplantı, sohbet olmuştur. Bir dahakine inşallah görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Teşekkürler hocam. Hasan Nasr hocam çok teşekkürler. Ahmet evet. Hocam. İyi akşamlar hocam. Herkese katılımlar için teşekkür ediyoruz. Katılan herkese teşekkürler.